Şeyhülislam İbni Kemal Hoca Efendi Hazretleri. Hünkârım. Hoş geldin Hoca Efendi. Hayırdır, nedir seni böyle telaşlandıran? Pek hayır değil hünkârım. Acem diyarından gelen çarşıda pazarda her gün meftunu artan bir tehlike mevcut. Bu tehlikenin ismi Molla Kabız. Bilirim, lakin fikirlerini tam bilmem. Ne anlatır? Hünkârım, onun fikrinden ne olur? Maksadı Müslümanın zihnini zehirlemek. Orada burada dolaşıp Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini yanlış tefsir ediyor. Hazreti İsa'nın Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem daha üstün olduğunu anlatıyor bu münafık. Anlatsın, ne tesiri olabilir ki? İnanan kişi doğruyu ve yanlışı ayırt edemez mi? Müridi ve dinleyeni artıyor. Daha dün 15 kişiye anlatırken bugün çarşıda 100 kişi bu adamı dinlemeye gelmiş. Fikirdir. Tartışılır elbet. Din tartışılmaz İbrahim Paşa. Ya inanırsın ya inanmazsın. İnanırsan müeyyidesi başkadır. İnanmazsan başkadır. O halde yarın divana getirilsin bu molla ve yargılansın. Lakin evvela fikirlerini dinleyin. Sonra bu fikirleri ilim ve irfanla çürütün. Ve mahkum edin. Mahkum edin ki herkes daha iyi anlasın. Hünkârım. Ne var Sümbül? Hünkârım. Hürrem Sultan sizin kendilerine hediye ettiğiniz atı prensese götürmemi buyurdular. Evet. Size sormadan bir şey yapmak istemedim. Nerede şimdi Hürrem Sultan? Odasında mı? Bahçedeler. Hünkârım. Ne yapalım? Ne buradan oraya, ne oradan buraya kuş dahi uçmayacak. Ben de seni bırakmak istemedim. Ama bana ait değilsin artık. Kızma sakın, ha? Duydum ki ondan vazgeçmişsin. Hani aşık olmuştun ilk görüşte? Adına aşk koymuştun. Ne oldu? Neden vermek istiyorsun şimdi? Bana aşık değilsin artık. Git aşık olduğun kadına ver. Neden sana aşık olmadığımı düşünüyorsun? Başka ne düşünebilirim ki? Sana hançeri uzatıp beni öldürmeni istediğimde bana söz vermiştin. Bunları asla yaşatmayacağına söz vermiştin. Ben ne dediysen inandım, iman ettim. Ama kör değilim. Hanedana 3 şehzade verdim. Ama anladım ki 10 tane de versem faydası yok. Ama ben Mahidevran gibi olmayacağım. Prenses Isabella benim esirim sadece. Önemsiz şeyler için boşuna yüzüyorsun kendini. Madem o kadar önemsiz, değersiz o kadın. Tutma burada. Limandan kalkan ilk gemiyle gönder. Vakti geldiğinde göndereceğim elbet. Acele etme.
ekle göreceksin.